Aylar önce ikincisinin geleceğini duyduğumuz Karlar Ülkesi'nin resmi fragmanı sonunda yayınlandı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Elsa güçlerinin nereden geldiğine odaklanmış durumda. Ayrıca toprak, ateş, su ve hava elementlerini de göreceğiz. Disney'in en son yayınladığı resmi fragmanı sizlerle beraber incelemeden önce Karlar Ülkesi 2'nin kısa tanıtım videosu ile ilgili olan videomuzu mutlaka izleyin. Sizin için yukarıya link bırakıyoruz. Açılış sahnesinde aynı bir önceki fragmanda gördüğümüz gibi Elsa büyük dalgalarla savaşıyor. Elsa'nın okyanus ile olan karmaşık ilişkisinin ailesinin ölümüne bağlamak oldukça mantıklı olur. Okyanusun üzerinde dalgaları kullanarak güçlerini pratik yapması, onun belki de okyanus korkusunu yenmeye çalışması ve geçmişini daha iyi anlaması ile bağlantılı olabilir. Elsa, dalgaların onu alabora etmesiyle suyun içine girdikten sonra bir at ile karşı karşıya kalır. Suyun içindeki bu at ona parlak ve donuk olan mavi gözleriyle bakar. Film yapımcıları bu varlığın Nok isminde mitolojik bir karakter olduğunu belirtmişler. Suyun içinde yaşayan bu yaratık bir at görünümünde ve okyanusun gücünü kullanarak onun sırlarını koruyormuş. Ve bir diğer enteresan nokta ise bu yaratığın Norse mitolojisinden gelmesi. İlk filmden trollların varlığını zaten biliyoruz. Ancak ikinci filmde bu tatlı yaratıkların varlığı artık diğer insanlar tarafından da biliniyor diyebiliriz. Fragmandaki bu karede Pebby Elsa ile konuşurken arkada diğer insanları görüyoruz. Pebby'nin söylediği bu cümle "The past is not what it seems." Yani geçmiş göründüğü gibi değil. İlk film ile oldukça bağlantılı. Elsa meşhur Let It Go şarkısında "The past is in the past." Yani geçmiş geçmiştedir diyor. Tabii Pebby geçmiş görüldüğü gibi değil derken ne demek istiyor tam bilemiyoruz. Bu Elsa'nın güçleriyle alakalı olabilir mi? Ya da aslında Elsa ve Anna'nın ebeveynlerin hala hayatta olduklarını vurguluyor olabilir mi? Elsa'nın annesinin ya da babasının yaptıkları kazadan sağ kurtulmasını sağlayan bir takım güçleri var olmuş olabilir mi? Ve hatta Noku yani su atında hala hayatta olduklarını iletmek için bir mesaj olarak göndermiş olabilirler mi? Resmi fragmandaki belki de en büyük gizem bu görüntü. Elsa ve Anna'nın annesi Kraliçe Aduna. Burada sadece arka tarafından gösterilmiş olan karede ilk filmle aynı kıyafeti giydiğini görebiliyoruz. Dahası saçları bile birebir aynı. Bu fragman ve birkaç ay önce yayınlanmış olan kısa tanıtım filmine göre yeni filmin büyük bir kısmı sonbaharda gerçekleşecek. Aynı şekilde Disney'in yayınlamış olduğu posterde de Elsa ve Anna'yı ormanın içinde sislerle çevrili bir şekilde görüyoruz. Elsa'nın ilk filmde buzdan yaptığı koruması da bu karede gözüküyor. İlk filmin sonunda buz canavarı olan Marshmallow Elsa'nın kalesine giderek kendine bir taş takmıştı. Hatırladığımız kadarıyla Marshmallow oldukça samimi ve iyi niyetli bir karakterdi. Belki de bu karede Kristoff kaleye giderek onun yardımını istiyordur. Bir başka karede ise Anna'nın dalgalı sularda Olaf ile birlikte buzdan yapılmış bir kano ile bir yerlere gittiğini görüyoruz. Olaf'ın bir kolunu ise kürek olarak kullanıyor. İlk filmden de bildiğimiz kadarıyla Olaf'ın vücut parçaları çıkarılıp tekrar takılabilir. Acaba Anna ve Olaf burada nereye gidiyorlar? Kısa tanıtım filminden de hatırladığımız kadarıyla ikinci filmde yeni karakterler karşımıza çıkıyor. Hem de yeni güçlerle. Toprak, ateş, su ve hava. Elsa buz ve kar yapabildiğine göre güçleri su elementinden geliyor. Acaba 3 farklı karakter daha olabilir mi? Ve bunların güçleri toprak, ateş ve hava olabilir mi? Her kim havayı kullanıyorsa belki de Elsa'nın en başta savaştığı dalgaları yaratmış olabilir. Başka birinin de ateşi getiriyor olması gerekli ki Elsa güçleriyle yangınla da savaşıyor. Toprak için ise fragmanın son karesine bakmak lazım. Fragmanın sonlarına doğru Elsa ve Anna'nın önünde durduğu 4 taşa baktığımızda her birinin üzerinde farklı elemental şekiller olduğunu görüyoruz. Soldaki ilk şekil açmış bir çiçeğe benziyor. İkinci şekil ise daha önce de gördüğümüz buzdan yapılmış kristallere benziyor. Bu şekilde alev yer alıyor. Ve sonuncusunda ise birbirine paralel olan 3 çizgi görüyoruz. Bu da genellikle havayı ifade eden sembole oldukça çok benziyor. Geçtiğimiz Şubat'ta Olaf'ı seslendiren Josh Gad,
bir tweet atmıştı. Attığı bu tweette dikkatli bakarsanız bu tanıtım posteri birkaç sürprizi ortaya çıkarır. Ve parantez içinde bir kar tanesi yakından nasıl güzelse o şekilde yazıyor. Bu görsele dikkatli bakıldığında daha önce bahsettiğimiz 4 elementi rahat bir şekilde görebiliyoruz. En son sahnede ise Anna bildiğimiz cesur tavrıyla "I won't let anything happen to her" yani ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim diyor. Ve hemen bir sonraki karede anladığımız kadarıyla kayadan oluşan bir canavar beliriyor. Toprak elementi. Elsa'nın ne kadar çok korktuğunu da açıkça görebiliyoruz. Acaba Karlar Ülkesi 2'de Anna mı Elsa'yı kurtaracak? Film fragmanlarının genelde kafa karıştırıcı ve rastgele sahnelerden alındığını da vurgulayarak bu videomuzu burada bitiriyoruz. Karlar Ülkesi resmi fragmanında gözden kaçırdığımız bir şey varsa yorumlarda yazarak bizi mutlaka haberdar edin. Eğer bu videomuzu izlediyseniz büyük ihtimalle Disney prenseslerini seviyorsunuz. Öyleyse diğer videolarımıza da mutlaka bir göz atın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.